yaklaşık 307 bin vatandaşımıza da hizmet sunulmuştur. Sunduğumuz hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik de yoğun bir mesai harcamaktayız. Malum bilişim sistemlerinin çok hızlı ilerlemesi sebebiyle devletimizin vatandaşlarımıza sağladığı hizmetlerin bu hıza ayak uydurması, özellikle siz değerli kardeşlerimiz gibi uzaktan hizmet alan vatandaşlarımız için de çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu vesileyle buradan sizlere bir müjde de vermek istiyorum. Bakanlık olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm işlem ve başvurularını müşavirlik ve ateşeliklerimiz vasıtasıyla dijital olarak yapılabilmesi için de çalışmalara başladık. Bu kapsamda tüm başvuruları elektronik ortama taşıyarak vatandaşlarımızın zaman ve maddi açıdan tasarruf yapmaları şu an en önemli gündemlerimiz arasında yer almaktadır kıymetli kardeşlerim. Bunun hukuki ve teknik altyapı hazırlıklarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz, İş Kurumu Genel Müdürlüğümüz, Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızla birlikte yürütmekteyiz. Bakanlık olarak yurt dışı birimlerimize sağlamış olduğumuz dijital altyapıyı bütün büyükelçilik ve başkonsolosluklarımıza entegre ederek tüm dünyadaki vatandaşlarımıza çalışma ve sosyal güvenlik alanında kolaylık sağlayarak bürokratik engelleri tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi hükümet olarak yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın ülkemize araçlarıyla gelmeleri durumunda 2 yıl olan araç bulundurma süresini de 4 yıla çıkarttık. Bu işlemler için konsolosluklara onaylatılan yurt dışı emeklilik belgesinin de sistemimiz üzerinden doğrudan ilgili gümrük idarelerine gönderilmesini de sağlamaya çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Tabii ki bugün vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda birçok sorunla karşı karşıya bulunduklarını biliyoruz. Bizler dünyanın neresinde olursa olsun tüm vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin yanında olmaya ve onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz kıymetli kardeşlerim.